2016 Clio Joy Paket. 85-750 fiyat almış. 150 bin kilometre. 1.5 dizel. İşte 85-750 arkadaşlar. Clio. Açıyoruz. Arka camlar çevirmeli. Evet, selamun aleyküm. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Yaklaşık 4 ay sonra yine tekrar Mehmet kardeşimle beraber. Merhaba. İstanbul'da otopazarlara geldik. Bugün İstanbul Kavacık'ta yeni açılan bir otopazar var. Kavacık Otopazarı. Bugün arkadaşlar biz de ilk defa geliyoruz buraya. Hatta bugün ilk günü. Bugün fazla bir araç yok. Yani aşağı yukarı yine 150-200 araç var değil mi? Tahminen var. 100 araç vardı en azından. Evet. Bakalım hangi araçlar varmış? Hep beraber yerinde inceleyelim. Hem fiyatlar hakkında 4 ay sonra fiyatlar değişmiş mi? Hem fiyatları inceleyelim, irdeleyelim. Artış var mı? Artış. Onları bir yerde bakalım. Evet, şurada bir Opel Astra var. 2015 Astra, body kitli. 51 bin kilometre. 2015 kilometre çok düşük. 1.4 sport stil paket. Manuel arkadaşlar. Sunrooflu full paketle belirtmiş. 28.750 fiyatı var. Opel Astra sedan. Yalnız güzel şey duruyor değil mi? Öyle pek sedanları ben sevmiyorum ama bunda şey olmuş. Siyah renkte biraz iddialı durmuş. Böyle beyaz renkte böyle durmuyor. Siyaha güzel durmuş sedanda. Evet, yanımızda şu Fiesta'ya bakalım. 2004 Fiesta 268 bin kilometrede. 1.4 TCI paket. 2004 Fiesta 41.750 yazılmış. 1.4 TCI. Bu da biraz yüksek geldi bana. 41.750. 16 yaşında bir araç. Evet, yani bir de şey. Güneş yanıkları falan, macun. Evet, boya istiyor araba. Bayağı şey, bakım istiyor dahası. Tavanda güneş yanıkları var. Tabii dediğim gibi arkadaşlar biraz fiyatlarda böyle kredilerin düşmesiyle bir tık kredi faizlerinin düşmesiyle bir tık oynamalar var. Yani göze görülüyor. Mesela Nissan Micra 1.2 Platinum demiş. 2012 model. 135 bin kilometre otomatik vitesi. 97.750 yazılmış. 97 yani 100 bin lira yani kısaca. Full artı full. 2012 model. 8 yaşında araba. Mesela 17 modeller falan bu fiyattaydı. Evet evet. 2016-2017'ler vardı. Bu biraz... Yani 91 bin. Cam tavan var yani. Bunda bak, sunroof'lu cam tavan var. Sunroof'lu değil herhalde. Cam tavan gözüküyor. Full artı full diye belirtilmiş. Dijital klimalı. Mesela yan tarafında aynısının cam tavansız olanı var. Bak 2013 modeli. Cam tavansız 43 bin kilometre. Çok düşük kilometresi. Kilometre çok iyi hakikaten kilometre. Otomatik vitesi 94.750 yazılmış. Bunlar mesela 2 ay önce neydi? 4 ay önce pardon. 75-80 civarıydı herhalde. 85'ten yukarı, 85 gibi bir şeydi. Heh, o civardaydı. Demek ki bu bir 10'ar lira. Demek fiyatlar 60 gözüküyor. Discovery'ye bakalım. Mesela burada bak, merak edilen araç. Ben çok otobüslerini pek görmedim bu araçtan. Discovery. 201 bin kilometre 2016 model Discovery. 2.0 dizel. 455 bin lira fiyat yazılmış arkadaşlar. Full artı full Discovery. Çok iddialı bir araba hakikaten. Çok güzel araba. 455 bin lira fiyatı var. Land Rover Discovery. Şöyle arkadan çekelim. Evet, şöyle biraz orta sekmelerden çekelim, devam edelim. 2002 model Ford Mondeo. 385 bin kilometrede 2.0 GIA arkadaşlar. Otomatik vitesi 44 bin lira fiyat yazılmış. 44 bin lira. Daha önce buna benzer Rami'de görmüştük. O biraz kötüydü. Bu ona göre daha iyi. Tamponda evet, ufak boya istiyor tamponda. Tabii yaşlı, 18 yaşında araç normal yani, onlar tabii normal. Subaru var, bakın Subaru Impreza Station modeli arkadaşlar. Pek gözükmeyen bir araç bu da. Subaru Impreza'nın Station'ı. Station wagon 2006 model. 300 bin kilometrede 2.0 160 beygir. Vay vay, 160 beygir. 60 beygir evet. Otomatik vitesi 62.750 fiyat yazılmış. Bir diğer özelliği 4x4. Evet. 62.750 fiyat var. 4x4 Subaru. Evet, Focus var yine burada. 2009 Focus 286 bin kilometrede. 1.6 dizel. 54.500 fiyat yazılmış Focus'a. Sedan Focus. 1.6 dizel. Hatta şöyle içinde gösterelim. Kamer falan bahsetmişler. Evet. Manuel bir araç. Evet, fazla detaya girmeyelim. Çünkü çok araç var çekeceğimiz. BMW var mesela burada. BMW ne mi? BMW 520i. Otomatik vitesi 97 model. 290 bin kilometre. 2.0. Benzin artı LPG. 48.750. Allah Allah.
Tabii o dönemlerde telefon var diye hava atılıyordu. Evet. Şimdi cep telefonu çıkınca artık onlar bitti. Evet, burada Golf'ümüz var. Golf neymiş? 2016 Golf, 82 bin kilometrede 1.4 TSI otomatik vitesli. 145.800 fiyat yazılmış arkadaşlar. Evet, araç biraz temizlik istiyor, bakım istiyor. Neye? Daim testi mi? 101 beygir. %101. Nasıl oluyor öyle? Evet, Golf, 2016 Golf, 82 bin kilometrede 145.800 yazılmış arkadaşlar. Şu yandaki Peugeot'a bakalım. Bakın Peugeot 2014 model, 2015 çıkış demiş. 60 bin kilometresi. Kilometre çok düşük. Çok iyi yazılmış. 130 bin lira fiyatı var. Allure paket. Allure paket Peugeot. Kilometre de düşükmüş. 60 bin kilometre hakikaten. 130 bin lira fiyat var bu arada. Şöyle devam edelim. Linea. Fiyat neymiş? Yine Easy 2013 modeli arkadaşlar, 255 bin kilometrede 1.3 dizel, 65.750 fiyat yazmış. Linea Easy paket. Kaportaya taş gelmiş. Hyundai Accent yumurta kasa 99 model, motor iyi demiş. Fiyat bakalım neymiş? Fiyat 29.750, 1.5 GLS paket. GLS bunlar da full paket oluyor arkadaşlar. Bir de LSS var bunlar da. LS miydi? LS mi? GLS. Bunlar arka camlar otomatik herhalde değil mi? Yok, çevirmeliymiş. Corolla da burada var. Evet, Corolla var. Şurada Polo var. Şahin var. Farklı farklı araçlar var. Bakalım onları çekelim. Fiyatlar hakkında bilgi veririz. 2009 Corolla. 180 bin kilometre, 1.4 dizel, 65.750 fiyat yazılmış. 65.750. Çelik jantları var ekstra olarak. Tabii şimdi bu araçları söylüyoruz arkadaşlar, tramer kayıtları var mı yok mu bilmiyoruz ama bilgisini veremeyiz. Evet. Hani ona göre piyasayı değerlendirirken var, tabii. Var. Bazısı yazıyor, bazısı yazmıyor dediği gibi Mehmet arkadaşımın. Hani o, biz onun hakkında bilgi veremeyiz. Doğru mu değil mi? Evet. 99 Brody, 1.4 LPG'li. Neymiş fiyat? 24.750. 99 burada. 24.750. Vay be. Yükselmiş. Böyle değil mi yani? Hmm. Evet, fiyatlar biraz oynamış yani arkadaşlar. Evet, bakın böyle buradan aşağısı araçlar var. Dahası ilerleyen haftalarda buralar dolar. Şimdi burası bugün ilk gün olduğu için fazla araç yok aşağı yukarı. Yoğunluk da yok. Bundan sonraki haftalarda burası bilindikçe inanıyorum ki buralar dolacak. Ve bu koronavirüs inşallah bittiği sürece de buradaki hareket artacaktır. Şu soldan devam edelim mi? Audi A3. A3. 07 Antalya bırakalı. Neymiş fiyatı? 151.577 kilometrede. 1.4 TFSI paket. 135 bin lira fiyatı var arkadaşlar. Audi A3. Tek kapı. Yok pardon, 4 kapıymış. Ya işte benim arabam bu ya. Şu arabayı seviyorum ya. CC. Passat CC 2015 arkadaşlar. 106 bin kilometrede. 1.4 benzinli. 200 bin lira. 200 olmuş. Vay be. Fiyat hakikaten fiyat. Fiyatlar oynamış arkadaşlar. 200 bin lira olmuş. Corsa. Corsa 2013 Corsa. 189 bin kilometrede. 1.3 dizel. 74.750 olmuş arkadaşlar fiyat. Çelik jantları var. Füme rengi. Evet. 4 kapılı. Kaportada teknik bazı. Var mı? Ya o tamponlar sayılmaz. Onlar tamponlar ufak şey, rutuş o. Önden kaporta temiz olsun, diri olsun, tavanda bir problem olmasın. Araç güzel. Evet, elma şekeri rengi Clio. Clio. Bizim Mehmet'in arabası. Olmazsa olmazı Clio. 2013 taş paket. 2013 127 bin kilometrede 1.5 DC'yi. 86.750. Evet. 2013. En çok da Clio'lar yükseldi. Hı hı hı. Clio olanlar zaten yanında da var bak, senin Joy paketten. 2016 Clio Joy paket. 85.750 fiyat yazılmış. 150 bin kilometrede. 1.5 dizel. İşte 85.750 arkadaşlar. Clio. Açıyoruz. Arka camlar çevirmeli. Yer misin? Amir yer misin? Ve
Evet arkadaşlar, 85 izlirli. Arka camlarımız çerimeli. Diğer tarafa geçiyoruz. Bakın Focus var burada. 2011 Focus. 87 bin kilometrede. 1.6 LPG'li. Fiyat ne yazmış? 87 bin lira. 87 bin lira Focus. Çok Focus gördük gerçekten. Hmm, bugün fazla Focus var, evet. Bu güzelmiş ama bak, en temizi bu duruyor Mehmet. Hakikaten siyah renk olmasına rağmen bakımı iyi yapılmış belli. Bak herhangi bir... Biraz güneş şimdi falan var. Ha, siyah normal yani, siyahta. Havanda bilhassa. Farlar mıralar çok temiz duruyor yani, arada herhalde sıkıntı falan yoksa. Aksent blue. Alınabilecek araçmış. Şu Leon dikkatimi çekti, mavi. Ama ondan önce şu Accent Blue'ya bakın, dediğim gibi. 2016 Accent Blue, 46 bin kilometrede. Kilometre çok düşük değil mi ya? 46 bin. 2016. Evet, 1.4 benzinli. 109.750 fiyat yazılmış. Accent Blue 2016. 1.4 benzinli. Manuel araç mı acaba? Bunlar kapalıymış. Kapalı. Rengi çok hoş. Evet, az önce bahsettiğim gibi şu rengi çok güzel, çok iddialı. Yani şu 100 metreden ben buradayım diye dikkat çekiyor. Özellikle şu marşperler de yapılmış. Marşperler şurada atma yapmış hafiften. Leon FR arkadaşlar. 2012 model. 145 bin kilometrede. 1.4 TFSI paket. TSI paket pardon. 102 bin lira fiyatı var. Tramer'den bahsetmiyor ama... 102 bin lira bizim. Serkan 2 sene önce bunu 50-55 bin liraya satmıştı. Bu, bizim arkadaşlar vardı bundan. 55 bin lira civarıydı 2 sene önce. 2 senede 102 bin lira kadar gelmişler arkadaşlar. 1.16. Evet, şurada yine iddialı bir BMW. Rengi çok iddialı değil mi? Böyle kiremit rengi gibi, böyle metalik. 1.16i 2012 model. 150 bin kilometre. Motoru 1.6 Sportline diye yazılmış. 137 bin lira fiyatı var arkadaşlar. 4 kapılı, sunrooflu. Oldukça iddialı, ilgi çekici bir araç. Evet, bugün otopazarda ilk defa bir Egea gördük. Normalde her pazarda 15-20 tane Egea görürüz. Bugün burada ilk defa gördük. 19 model. 2019 model Egea. Kaç kilometre? 10 bin kilometrede. 1.3 Multijet. Fiyat ne? 0 gibi. 143.750 lira fiyatı var maşallah. Burada yine bir Clio var. Clio neymiş? 2019 Clio. 52 bin kilometre. Pardon. 5 bin kilometre. Sadece 5 bin kilometre. 5.243 kilometre. 1.5. Touch paket. 129.750 lira fiyat olmuş. Bugün hava oldukça sıcak. Nem de fazla. Biz de birkaç dışarıda kaldık. Birkaç otopazarda da yapmıştık artık Mehmet'le. Biraz güneşte kaldığımız için biraz fazla sıcaktan etkilendik. Videoyu bugün sonlandırıyoruz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki otopazar videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.